Kooperatif Merkez Bankası ve işçilerin buluşma yerinde bir günlük uyarı görevi yapmaktayız. 1959'dan beri Kıbrıs Türk halkına hizmet veren, halkın her ihtiyacını karşılayan, Bankası'nın iştirakleriyle bir bütün olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası bugünlere halkından aldığı güçle gelmiştir. Bundan sonra da öyle olacağına inancımız tamdır. Bu gücü alırken tabii ki bu kooperatif merkez bankasına gücü veren bu gördüğümüz çalışanlardır. Bu çalışanların sayesinde Kıbrıs Türk halkına hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla bu onurlu çalışanlar da kendi haklarını almak için gerekli ödemelerini vermektedirler. Kooperatif Merkez Bankası'nı bugün Kooperatif Merkez Bankası'nın itibar binasının önünde itibarsız bir şekilde durmaktayız. Bu gördüğümüz bina Kooperatif Merkez Bankası'nın genel müdürlüğüdür, itibar binasıdır. Bu bina sayesinde, bu binayla birlikte, çalışanlarla birlikte ortak kooperatiflere hizmet vermemiz gerekirken gerçek anlamda ortak kooperatiflere yani sahiplerimize hizmet veremez durmayı. Düşünün ki ortak kooperatiflerin bu Kooperatif Merkez Bankası'nda 3 milyara yakın mevduatı vardı. Ancak bu 3 milyarlık mevduatı ancak %15'i kadar yine kullanabiliyorlar. Ortaklıklardan uzaklaştırılmışlar. Bu Kooperatif Merkez Bankası'nın iştirakleri vardı. Bu iştirakler Soğuk olsun, Binbuay'ın fabrikası olsun, Levazım'ı olsun ve buralarına şeker sigortası ile birlikte topluma hizmet vermektedir. Ama ne yazık ki bu itibar binasındakiler iştirakleri de yok saymaktadırlar. Onlara üvey evlat muamelesi yapmaktadırlar. Dolayısıyla hepimiz hak mücadelesiyle birlikte üye kooperatiflerin ve iştiraklerin de hakkını arama günüdür bugün. Dolayısıyla mücadelemiz devam edecektir. Düşünün ki bir toplu sözleşme görüşmelerine gidiyorsunuz. Toplu sözleşme görüşmelerinde karşınızdaki tam yetkilidir diye sonra pazarlığın ortasında gidelim yetki alalım diyorlar. Yetki alıp da sizinle görüşelim dedikten sonra aradan 15-16 gün geçiyor ve sizinle görüşen yok, görüşmek isteyen yok. Daha sonra sizi yok sayan bu insanlara basın yoluyla birey yapacağım diye açıklamada bulunduktan sonra da gelin görüşelim falanca günü dediler ve dediler de. Dolayısıyla cumartesi günü bizi toplantıya çağırdılar, geldik ve yine hiçbir şey görüşmeden tartışarak buralardan ayrıldık. Dolayısıyla biz Kooperatif Merkez Bankası'nın çalışanları bu topluma hizmet vermeye devam edeceğiz. Etmek de en büyük görevimizdir. Ama bunu yaparken de biz haklarımızı istiyoruz. Düşünün Kooperatif Merkez Bankası bu memleketin en büyük bankasıdır. %25'lik hacmi ile memleketteki toplam mevduatın %25'i Kooperatif Merkez Bankası'da, geriye kalan miktar da diğer 27 bankadadır. Bu kadar güçlü bir bankadır. Bu kadar büyük bir bankayı da biz hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla haklarımızı da büyüdüğümüz oranında istemekteyiz. Düşünün ki Kooperatif Merkez Bankası bu devlete çok büyük bir oranda kredi vermiştir. Bu kredisini doğru dürüst tahsil edememektedir. Bunun da bir bedeli vardır. Bunu bırakın ki tahsil edemedi, faizini bile Kooperatif baskıyla devletin yöneticilerin, hükümetlerin baskısıyla o borcun faizini bile sildiler. Büyük bir oranını. Bu faiz oranı silindiğinde bu banka zora girmezse çalışanlara hakkını verdiğinizde bu banka zora girer. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla siz banka devlete olan borçlarının faizini silmişseniz bir hakkını verecek. Demek ki bu banka güçlü. Demek ki bu banka büyük. Demek ki hizmetleri vermekte bir sorun yoktur. Dolayısıyla da bu çalışanlar da hakkını ister ve hakkını alacak. Bizi adam yerine koyacaklar. Bizimle toplantıya gelecekler, bizim hakkımızı verecekler. Bugün burada onları bekliyoruz. Kibar davrandık, nazik davrandık. 8-24, 14-30 arası grev yapıyoruz bugün. Yarın grevimiz yoktur. Bugün öğrenden sonra ve yarın onları bizi toplantıya çağırmaları için bekliyoruz. Yarın da bizi çağırmazlarsa 30'unda yine grev yapacağız. 30'unda yine biz buradayız. 309 tane çalışanımızla buradayız. Banka çalışanımızla buradayız.
Yarın da görüşmezsek 30'unda yine buradayız. Yine burada grevimizi yapacağız. 30'undan sonra yine bizi kale almazlarsa cuma günü, perşembe günü görüşmeyi bekliyorum. Cuma günden sonra artık buradan da ilan ediyorum, süresize gireceğiz. Yok öyle şey. Her tarafa para var. Devlete para aktarırsınız. Devlete faizden istersiniz. Sağda solda para harcarsınız. Şovlar yaparsınız. Evet. Göstermelik seminerler yaparsınız. Her tarafa para saçarsınız. Ama çalışana gelirken de para yok. Çalışanın hakkı da vermezsiniz. Ve çalışanın aldığı parada da gözünüz var. Bazı yöneticiler ayıptır kendilerine aldıkları para deyip hem para alıyorlar hem maaş alıyorlar hem de grevi yapacaklar deyip laf da söylerler. Söylesinler. Onlar kendi aldıkları maaşlara, haklara baksınlar. Çalışmadan alınan maaşlara baksın. Bizde değil ama kendileri yöneticiler olarak. Kendi haklarını alsınlar, mücadelerini versinler. Bizi bağlamaz. Biz çalışanlar olarak hakkımızı isterik. Mücadelemiz tamdır. Gördüğünüz bugün burada. Bütün banka kooperatif merkez bankasının tüm Kıbrıs çapındadır. Bütün personeli buradadır. Burada olmaya 30'unda da devam edecektir. Ondan sonra cuma ve pazartesi de süresize gireceğiz. Kontrmeydan ya bizi kale alacaklar ya da yönetim kurulu olarak ve genel müdürü hepsi istifa edecek. Bunun ortası yok. Ya bizi kale alacaklar, bizimle anlaşacaklar ya da tümü birden gidecek, istifa edecek. Ha, bu burada kalmasın. Onlar da anlayacak ki, yani bugün birçok çalışan arkadaşım da diyor, iştiraklerden arkadaşlar yok burada, ben iştirakleri de buraya katarım. Evet. Ya 5.30'undan sonra değil, cumaya iştirakler de burada olacak. Cuma günü bütün iştiraklerdeki Topkapı'daki, Limboğa'daki, Sütteki, Levazım'daki bütün arkadaşlar göreve gidecek. Hepsi burada olacak. Otur meydan. Sağdan soldan. Abi gelen bütün baskılara karşı durmasını biliriz. Bu onurlu çalışan bu mücadeleyi vermeyi bilir. Teşekkür ederim. Kim seçti bizi? Bu çalışan, onu bu çalışan seçti.
onların haklarını savunalım diye.